Kanalıma yeniden hoş geldin. Bugün birlikte Instagram'da görüp çok beğendiğiniz ve çekmemi istediğiniz bu pembe makyajı yapacağız. Cildim gördüğünüz gibi hem süreçten hem stresten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çok kötü bir durumda. O yüzden çok yormamak adına bu BB kremi kullanıyorum. Parmağımla yüzümü oturttuktan sonra yine ıslak süngerimi alıp dağıtıyorum. BB kremi iyice dağıttıktan sonra göz altlarıma geçiyorum ama ondan önce de bu kapanmayan sivilce lekelerimi kapatıyorum kapatıcıyla. Sonra göz altlarıma sürüp süngerimle yine dağıtıp geliyorum. Bu kapatıcıyı artık anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü 10. kullanışım falan sanırım videolarda. Bir tık oksitleniyor sadece biraz zaman sonra ama o da asla rahatsız edici değil ki. Şu an oksitlenmiş hali mesela görüyorsunuz. Onun dışında göz altlarınız çok yağlı değilse eğer mutlaka memnun kalacağınız bir kapatıcı. Çünkü kalıcılığı çok çok iyi. Benden kapatıcı önerisi isteyenler buna bakabilir. Yüzümü tamamen kapattıktan sonra far adımına geçiyorum. Çok açık olmayan, çok koyu da olmayan pembe bir far alıyorum ve bunu genişçe dağıtmaya başlıyorum iki gözüme de. Daha sonra da çingene pembesinden bir tık daha açık durabilecek pembe bir far alıyorum ve bunu göz kapağımın tamamına oturtuyorum. Çok koyu yapmıyorum çünkü biraz soft durmasını istiyorum. İki göz kapağıma da uyguluyorum. Daha sonra da farın o çok pembeliğini kırmak için ten rengi bir far alıyorum ve yine aynı fırçayla hafifçe üzerinden geçiyorum. Bunu niye yapıyorum? Çünkü fotoğrafta gördüğünüz makyajda sadece ruj kullanmıştım. Ruju kaybettiğim için şu an fara geçtim. O yüzden rengini tamamen tutturamayabilirim. Bu arada göz altlarıma pembe bir dudak kalemi geçiyorum. Çok hafif, belli, belirsiz aslında. Bunu farla da yapabilirsiniz. Daha sonra da uzun kuyruklu bir eyeliner çekiyorum. Daha sonra da maskara adımına geçiyorum. Bu maskarayı maskara videomda da kullanmıştım. Oradan yorumlarıma bakabilirsiniz. Şu üstte bir yere videoyu eklerim. Kontür adımına geçiyorum ama kontür demek biraz haksızlık olur sanırım. Çünkü çok çok hafif uygulayacağım. Elime ürünü sürdükten sonra fırçamı alıyorum ve hafifçe buraya renk vermesini istiyorum. Allığı zaten çok abartacağım için buraya sürdüğüm şeyin çok da bir önemi yok aslında. Şimdi en önemli adım olan allık adımına geçiyorum. Burada iki allığı karıştırıp uygulayacağım çünkü dediğim gibi o fotoğrafta ruj kullanmıştım tüm yüzümün makyajında. Ama ruju kaybettiğim için şu an o pembeliği başka yollarla elde etmem gerekiyor ve toz ürünler kullandığım için koyuluğunu arttıra yaklaşık 1 saat boyunca uyguluyorum dikkatli bir şekilde. Yeterince kızardığıma ikna olduktan sonra da fırçamın ucuna hafifçe ilk sürdüğüm fardan alıyorum ve burun ucumu bir tık daha pembeleştiriyorum. Bilmiyorum yani bunu yapınca zaten
çok tatlı hissediyorsunuz kendinizi. O yüzden dışarı çıkmayacak olsanız bile evde denemenizi öneririm. Ve çil adımına geçiyorum. Bunun için de birkaç pomada kullanıyorum. Kullandığım fırça Flormer'ın nail art fırçası. Çok çok iyi bir fırça bu işlem için. Hafifçe dokundurarak uyguluyorum hepsini. Ruj olarak da rujumu kaybettiğim için Maybelline'in bu pembe balm sanırım bu. Bunu kullanıyorum. Neden elimde var bilmiyorum bile. Sonra da dudak kalemiyle, çok cırt pembe olmayan bir dudak kalemiyle dudaklarımı çerçeveliyorum ve makyajımı bitiriyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gitti. Suratımdan da anlayabileceğiniz gibi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.